20 yıldan beri Ayvacık ilçemize hizmet etmekteyim. 20 yıl oldu. Tabii köylerde hizmet ettik. Merkezde hizmet ettik. Ve şu anda Ayvacık Merkez Camisi'nde 4 yıla yakındır hizmet ediyoruz. Sizi iyi tanıdık. Köyleri iyi tanıdık. Ayvacık'ı iyi tanıdık. Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Büyük hizmetler yaptık. Köylerde hizmetler yaptık. Ayvacık merkezde sizlerle hizmet ettik. Yoksullara ulaşmaya çalıştık. Zor durumda kalanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte beraber kilitlendik. Ayvacık bu dedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki bu teşekkürü niçin ediyorum? Şunun için ediyorum. 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettik dedim. Şimdi de Ayvacık Merkez Camii'sindeki hizmetimiz bugün itibarıyla son buluyor. Sebebi ise yerel seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanlığında size hizmet edebilmem için istifa etmem gerekiyordu. İstifa ettim. Tabii nasip olursa farklı bir kurumda size hizmet etmeye gayret edeceğim. Ama nasip olmazsa başka bir camide yine görevimize devam edeceğiz. Kanun gereği aynı camiye geri dönme imkanımız olmadığından, prosedür böyle işlediğinden bugün sizlere burada veda edeceğiz inşallah bu son cumamızla. Adamı camiden başka yerde tanımıyorum. Abi yapar mı yapmaz mı ne bileyim bilemem. Bir şeyimiz yok öyle. Ama duydunuz mu aday olduğunu? Aday olduğunu duydum ha öyle şeyden. Sağdan soldan. Hiç bedava. Hoca işi değil bu ya. Hocalar camideyse camide olacak da ne işi var belediye başkanı olarak. Camiler Allah'ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir, telkin edilir. Cami görevlileri aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimizin mirasçılarıdır, vekilleridir. Cami kürsülerinden, minberlerinden kâle Allah, kâle Resulullah izahatları verilir. Yani Allah buyurdu, Peygamber buyurdu. Cami insanları bir araya cem eden Allah'ın evleridir. Her kesimden cemaat, her inanç sahibi insan çeşitli frekanslara sahip olur, çeşitli ideolojilere sahip olur ama camiye ibadet için geliyorlar. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları lazım. Cami mihrabını, cami kürsüsünü, cami minberini siyasete alet etmek dini değil, insanı değil, vicdanı da değildir. Din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya ciddi bir vesiledir. Bir insan aday olabilir, istifa eder, bir adaylığını açıklar. Ama çıkıp cemaate de falan tarihten beri ben imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım, hakkınızı helal edin, bana destek verin diye cemaate telkinde bulunması, o cemaatin din adamlarına, onun şahsına olan saygısını, dine karşı olan inancını yitirir. Bir insanı günaha sevk etmeye vesile olduğundan dolayı da caiz değildir. Büyük vebaldir aynı zamanda.